Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler, gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Afsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın'ın kayınpederi Mahmut Ulu hayatını kaybetti. Ulu'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileyerek ana haber bültenimize başlıyoruz. Milyonların merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonunun toplantısı bugün yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet tarafından masaya oturulan toplantıda yeni asgari ücret tutarı yarın yapılan toplantıda sonuçlandırılacak. Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış belirlemek üzere toplandı. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların emekçilere yansımasıyla ilgili bir toplantı yapma gereği ortaya çıkmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı salonundaki toplantıda Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı. Kıymetli basın mensupları, ben de öncelikle bu sürecin ülkemiz adına hem emekçiler, çalışan kesim adına hem de işletmeler ve işverenler adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Toplantının başında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Burak Akkol ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücretle ilgili beklentilerini dile getirdi. İnsanlar son yıllarda görmedik şekilde ekonomik sıkıntı içerisindeler. Onun için bu toplantı oluyor. Yani temennim, oluşan enflasyon ortada. O enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretli, dar ve sabit gelirliği nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum, temenni ediyorum. Talebimiz de o. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuşmasında komisyonun çalışmalarının yarın sonuçlandırılacağını ifade etti. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Biraz önce de vurguladım. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan yaklaşık 6 küsur milyon işçimizdir bunlar. 6,5 milyona yakın bir kesim oluşturuyor. Onlarla sınırlı değildir. Onların üzerindeki gelir gruplarının da, ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur. Enflasyonun emekçilerin ücret üzerindeki baskısını ortadan kaldıracağız. Ümit ediyorum sağlıklı çalışanlarımızı memnun eden, Türkiye'yi memnun eden bir netice alırız. Ben milletimize şimdiden bu toplantının hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum. Gözler yarın yapılan ve kararın netleşeceği toplantıya çevrildi. Asgari ücrete yapılan ara zam miktarının toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Toplumun tüm kesimlerine ulaşılmasını, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda yapılan Halk Günü'ne Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Yiğitbaşı, amaçlarının vatandaşların sorunlarına kısa sürede çözüm üretmek olduğunu söyledi. Vatandaşımızın ihtiyaçlarına, taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak için ilgili kurum müdürlerimizle, ilgili kurumlarımızla onları buluşturma, bir araya getirme, belki tıkanıklıkları aşma noktasında yaptığımız bir uygulama. Biliyorsunuz periyodik olarak, rutin olarak uygulanan, her şehirde de yapılan bir çalışma. Dolayısıyla burada çok fazla, belki çok da vatandaşımız var bugün. İnşallah onların sorunlarının çözümü için hızlıca bir çalışma başlatmak adına buradaki süreci kısa tutup doğrudan biz içeriye geçelim istiyorum. Teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. İnşallah vatandaşımızın, zaten ilgili kurumlarımızla sürekli irtibat halindeler. Onu görüyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bana da sosyal medya yoluyla özellikle çok ulaşan oldu şimdiye kadar. Hatta Türkiye'nin her yerinden de ulaşan var. Bunu da şaşırarak ve ilgiyle takip ediyoruz. Dolayısıyla kendi şehrimizde de inşallah
elimizden geldiğince vatandaşımızın hangi noktada ne tıkanıklığı yaşıyorsa kendisine destek olmak, yardımcı olmak için burada olacağız. Bugünümüzü buna ayırdık. Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından görüşmeler beşer kişilik gruplar halinde görüşme odasında gerçekleştirildi. Toplantının devam eden bölümleri basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve ATSO heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 70. kuruluş yılı etkinliklerine katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. yıl kutlamaları Ankara'da görkemli bir şekilde yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegelerine ödüllerinin de verildiği törene Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi Bekir Bayan'a, Meclis üyeleri ve top delegeleri Adnan Demirel, Halit Özutku ve Mehmet Tamer Günel ile ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol katıldı. ATSO Meclis Üyesi ve TOB Delegesi Mehmet Tamer Günel, TOB'un 70. yıl etkinliğinde kesintisiz 20 yılı aşkın süredir yerine getirdiği TOB Delegeliği dolayısıyla hizmet şeref belgesi aldı. Günel, belge ve plaketini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un elinden aldı. TRT Haber Savaş muhabiri Elif Akkuş, Afyon Lisesi'nde Gerçeğin İzinde Bir Yaşam konulu söyleşi yaptı. Akkuş, savaş anılarını anlattı, Kanal 3'e özel açıklamalarda bulundu. Birçoğumuz kamera karşısında verdiği mücadeleyle tanıyoruz onu. Savaş muhabiri Elif Akkuş, mesleğini Afyonkarahisar anlattı. Bambaşka hiç bizim işle alakası olmayan kadınlardan o kadar çok mesaj geliyor ki, en sevdiğim mesaj benim için her savaş bölgesine gittiğimde dua etmeleri. Mesleğine kendini adayan TRT Savaş muhabiri Elif Akkuş, Afyon Lisesi'nde Afyonkarahisar halkıyla buluştu, söyleşi yaptı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da söyleşiye katıldı. Herkes selamlayan Akkuş, meslek serüveninin başlangıcını anlattı. Tarih boyunca insanlar ya gerçeği yarattı ya da gerçeği tahrip etti. Ben de gerçeğin peşinde olmayı tercih ettim ortaokul yıllarında. Ortaokul yıllarında bilmiyorum sizler ne hayal kuruyordunuz. Ben savaş bölgelerine gideyim, riskli bölgelere gideyim, orada olanları takip edeyim, dünyaya anlatayım, insanlara anlatayım gibi bir hayal kurdum. Bu hayalimin peşinden gittim ve bu hayalim hiç değişmedi bu arada. Ve sonrasında da 19 yaşında TRT'de staj yapmaya başladım ama ve sonrasında da başladım. Termalin, tarihin ve lezzetin başkenti Afyonkarahisar'a hayran kaldığını belirten Elif Akkuş, daha sonra savaş bölgelerindeki anılarını aktardı. Kadınların yüzlerinde öyle ifadeler var ki konuşamıyorlar. Ben coğrafya kaderde sözüne inanan biri değilim. Yani şimdi Suriye'de, Libya'da veya başka bölgelerde çok ciddi şekilde yani çoluk çocuk bir fotoğraf karesi var gözümün önünde. Çocuklar nereden bulduysa Suriye'de çekilmişti. Artık bir yerden bulmuşlar böyle pembe çanta iki kız çocuğu okula giderken iki dakika sonra üzerlerine havan düşüyor çocuklar yok. Biz Irak'ta bir dört tane çocukla kola kutusuyla maç yapıyoruz. Görüntü geçmemiz gerekti. Görüntü geçti. Döndüm çocukların hepsinin cesedi var orada. Libya'da çocuklar futbol oynuyor, kafasına grat füzesi düşüyor. Kadın evinde yemek yapıyor, öyle bir patlama oluyor ki mutfağında ölüyor. Programın sonunda Kanal 3 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Elif Akkuş, meslek riskli ama ne olursa olsun bırakmayı düşünmediğini ve hiçbir zaman pişman olmadığını söyledi. Riski göze alıyorsunuz bu mesleği yaparken. Fakat tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani gidip mermiye kafa atmak gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz korkmuyor muyuz? Biz de korkuyoruz. Ama bu bizi koruyan ve dikkatimizi ve odaklanmamızı daha çok sağlayan bir korku. Dolayısıyla riskli bölgelerde olmak ya da işte ölümle burun buruna geldiğimizde vurulmak ya da işte işkence görmek, hapse atılmak, bu süreçleri yaşadığımda hiçbir an yok ki ya artık yeter buradan çıkarsam bırakayım dediğim ya da bu kadarı fazla dediğim. Çünkü
Zaten bu işe gönül verdiğinizde, bir de yani ortaokuldan beri gönül verdiğiniz için tüm olasılıkları düşünüyorsunuz, çok daha fazlasını. Ölümü düşünüyorsunuz, göze alıyorsunuz ama ölmemek için mücadele ediyorsunuz tabii ki. O yüzden ne pişman olduğum, ne keşke dediğim, ne de acaba dediğim hiçbir an olmadı. TRT Haber Savaş muhabiri Elif Akkuş'un söyleşisine katılan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Akkuş'la tanışma hikayelerini anlattı. Hangimiz bombardıman altında eyvah ne olacak dedik? Hangimiz... Savaş muhabiri Elif Akkuş, Afyonkarahisar'da yaptığı Gerçeğin İzinde Bir Yaşam konulu söyleşinin devamında Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı sahneye davet etti. Bambaşka hiç bizim işle alakası olmayan kadınlardan o kadar çok mesaj geliyor ki. Vali Yiğitbaşı açıklamalarından önce Akkuş'a teşekkür plaketi takdim etti. Yiğitbaşı konuşmasında ise savaş muhabiri Elif Akkuş'la tanışma hikayelerini anlattı. Akkuş'tan övgüyle söz etti. Elif Hanım'la şöyle bir tanışmamızı ifade etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bir gün Twitter'da Elif Hanım'ı ben zaten böyle işte bir savaş muhabiri gazeteci olarak takip ediyorum Twitter'dan, bakan yardımcılığı döneminde. Ama bir gün şöyle dikkatimi çeken bir paylaşım yaptı Twitter'da. Az önce bahsetti Kızılcamanlı büyük dedesi Hafız Hasan Akkuş. Onun adına yapılan bir Kur'an kursunu paylaşmıştınız evet. Galiba veya bir belgeseldi. Diyanet TV'deki bir belgeseli paylaşıp işte altına da dedesi olduğunu, işte böyle bir belgesel olduğunu yazmış kendisi. Sonra benim kafamda şimşekler çaktı çünkü benim babamın babası Hafız dedem, biz Ankara Kızılcamanlı'yız. Hafız Hasan Akkuş'un talebesi olduğunu biliyorum dedemin. Çok ilginç geldi. Hem kendisini takip ediyorum hem böyle dedelerimizin ortak bir öğrenci hoca ilişkisi olduğunu öğrenince hemen yazdım Twitter'dan. Direkt mesajdan tanışmıyoruz ama benim dedem sizin büyük dedenizin öğrencisiymiş Kızılcamam'da. Hafızlığını o yaptırmış İstanbul'daki bir camide diye. Öylelikle bir tanışma gerçekleşti. Bakan yardımcılığında kendisiyle tanıştık. Sonra işte güzel bir diyalog gelişti aramızda. Şimdi de buraya gelmesi, böyle bu kadar samimi, sıcak bir şekilde bizlere kendi tecrübelerini anlatması, bu başlık benim için çok anlamlı. Çünkü gerçeğin izinde, hakikatin izinde olmak bence hepimizin boynumun borcu. Anne olsun, baba olsun, genç olsun. Yani bu kadar her şeyin soyut, bu kadar yüzeysel olduğu bir çağda, bu kadar geçici olduğu bir çağda gerçekten hepimiz hakikati arayan gözlerle bakmalıyız etrafımıza. Bu anlamda da bize çok büyük katkıları olacağı inancıyla gençlerimizle tekrar buluşturmak için. Çünkü bugünü saymıyoruz. Bugün bir açılış oldu belki sizin için. Bizler için de bir tanışma vesilesi oldu şehrimizle. Ama inşallah üniversitede çok daha büyük programlarda, daha kalabalık salonlarda sizi tekrar misafir etmek isteriz. Söyleşi oldukça uzun ve verimli geçti değerli izleyenler. Savaş muhabiri Elif Akkuş programın devamında katılımcıların sorularını da cevapladı. Ben Ankara'da yaşıyorum, ikisi olur yani. Mutlaka bir aksilik. Çıkarken çok başlı. Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey'in sorusunu samimiyetle dinleyen ve mikrofonu kendisi uzatan Elif Akkuş böyle cevap verdi. Bize gelen konum sebebi yurt dışından, yani şu an Suriye'ye ve diğer gelenleri geri göndermek istiyorlar. İşte iktidara geldiğimiz zaman onları hemen göndereceğiz diyorlar. Gerçekten onlar oraya gitme ortamları var mı orada? Gittikleri zaman başlarına ne gelebilir? Siz bunu birebir biliyorsunuz. Bir de şimdi Fatih Bey söyledi. Sadece bir yılına seyretmek demek ki birilerine yetmiyor. Bunu siz bu liderlere, bu ilgililere bizzat yere giderek anlatmayı hiç düşünmüyoruz. Türkiye'nin zaten Suriye'de çok ciddi bir çalışması var. Yani orada binalar yapılıyor vesaire ve Suriyelilerin tekrar kendi ülkelerinde yaşaması için. Bu zamanlama biraz tuhaftı. Siyasi bir şeye hiç girmek istemiyorum bile. İnsani konusundan bahsediyorum şu anda. Gerçekten yaşayabilecek olanlar da var Suriye'de. Ama çok büyük bir kesim var. O işte acının hani tarifi yoktur, sessizleştirir. Çocuklar ölmüş kadınlar, annesi babası kaldı çocuklar. Ya bu insanlara, yani hangi ülke vatandaşı olursa olsun ne söyleyebilirsiniz ki? Ancak kucak açabilirsiniz. Yani o insanların şeyi çok farklı, yaşadıkları acılar çok farklı.
Birçok katılımcı söz aldı. Akkuş tek tek herkesin sorusunu yanıtladı. Gençler soru sorsun ya. Yani onları böyle soru soramayacak, çekinecek, utanmaktan korkacak bir noktaya getirmeyin. Yani anne babalar için söylüyorum. Benim çocuğum yok. Ben ancak işte babalar savaşa gitti. Bir köpeğim var yani. O yüzden iş sizde. Soru sorsunlar. Sorsunlar ya. Ya utanmaktan çekinmesinler. İstedikleri soruları sorsunlar. İstediklerini söylesinler. Saçma da olsa böyle böyle ilerliyor çünkü. Şöyle benim iki sorum olacak. Birincisi İsrail'e gittiniz ve hiç işkence dayak yediniz mi merak ediyorum. Hapishaneye düştünüz mü merak ediyorum. İkincisi de yaptığınız bir haberle hiçbir değişime neden oldunuz mu, bir kampanyaya sebep oldunuz mu, bir birilerine dokundu mu yaptığınız haber gibi bir şey de merak ediyorum. İsrail'de işkence gördüm, dayak yedim, sorgulandım ve hapse düştüm. Evet, yani hayatımda bir hapishane geçmişimde var gerçekten. Yani çok tatlı olmasa da. Ama şu anda dönüp baktığım zaman, mesela ben bir yaşadım diyorum. Ama sonuçta göze alıyorsunuz. Yani bu mesleğe girdiğinizde her şeyi göze alıyorsunuz. Ölüm bile göze alıyorsunuz. Ama sağ çıkabilmek başarı zaten orada. Ailenize yeterli vakit ayırabiliyor musun? Hayır. Özellikle hayır. Yani şöyle, ben bu işe girdiğimde yani ailemin, sevdiklerimin yanlarında olamayacağımı zaten biliyorum. Yani benim annem hasta, dönüyorum, babam hasta, böyle bir şey yok. Az önce anlattım. Yani babamın öleceğini biliyordum. Belki ben görmeden de ölebilirdim. Ama bu bir iş disiplini. Benim iş disiplinimde öncelik iş. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, MHP'li belediye başkanlarıyla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı ziyaret ederek talepleri iletti. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Aytak, İl Başkanı Mehmet Kocacan'ı, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci'yi, İl Sekreteri Beytullah Bostancı'yı, İl Yönetim Kurulu üyelerini, ilçe başkanlarını, ilçe ve belde belediye başkanlarını TBMM'de misafir etti. Milletvekili Taytak, MHP'li belediye başkanlarıyla birlikte geleneksel hale gelen toplu ziyaretlerini sürdürmeye devam etti. İlçe başkanlarımızla partimizin içerideki durumlarını... Taytak MHP'li belediye başkanlarıyla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doktor Hayri Baraçlı'ya da hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine yeni atanan Doktor Hayri Baraçlı'ya başarılar dileyen milletvekili Taytak belediyelerin taleplerini iletti. Efendim şimdi bizdeki listeye göre Başmakçı Belediye'mizin itfaiye talebi var. Bunların belediyemizle ben orada iş makinesi, kazıcı, yükleyici ve talepleri var. Bu kıyafet tek bir set galiba bu değil mi? Çayırbay Belediye'miz damperli kamyon talebi var. Evet Sayın Müşterim, bize damperli kamyon ihtiyacımız var şimdi. Neyman Hayvanı Belediye'miz iş makinesi talebi var. Evet, ben dekolede. Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Genel Sekreter Baraçlı ise talepleri tek tek dinleyerek not aldı. Elimizden geleni yapacağız dedi. İnşallah. İmkanlar da olsa yapabileceğiniz en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Çünkü belediyecilik hakikaten çok önemli. Hele böyle küçük yerlerde çok küçük hareketlerde çok büyük gönüller alınabiliyor. O yüzden inşallah Cenab-ı Allah güzel işler yapmayı inşallah bizlere nasip etsin. İnşallah. Bizler de elimizden gelen desteği de vermeye nasip etsin diye dua ederiz. Ziyaret sonunda milletvekili Taytak, Genel Sekreter Baraçlı'ya günün anısına Afyon mermerinden yapılmış bir hediye takdim etti. Milletvekili Taytak, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı salonunda bir araya geldi. Burada konuşan Taytak, ziyaretleri değerlendirdi, taleplerin iletildiğini söyledi. Burada bugün Ankara'da öncelikle belediye başkanlarımızla birlikte Belediye Birliği Genel Sekreterini ziyaret ettik. Orada belediye başkanlarımızın ihtiyacı olan ve Belediye Birliği'nin verebileceği makinelerle ilgili tekliflerimiz oldu inşallah. Kısa zamanda yerine gelecek. Sizlerle de burada asbar ettik. İlçe başkanlarımızla partimizin içerideki durumlarını, vatandaşımızın size getirmiş oldukları talepleri, dilekleri, istekleri, Türkiye'nin bugün yaşadıkları sıkıntıları, yaşatılan sıkıntıları paylaştık. Cumhur İttifakı bu ülkenin teminatı, bu ülkenin geleceği
bekası, varlığı, birliği, dirliği için en önemli teminat ve en önemli yapıdır. Halkın yüreğine kurulmuş ve halkın yüreğine devam eden bir yapıdır. Bu yapı 2023'te, 2053'te, 2071'de Türkiye'nin lider ülke Türkiye ülküsünü ortaya koyacak ve Türkiye'yi zirveye taşıyacak bir yapıdır arkadaşlar. Genel merkezin talimatları doğrultusunda parti çalışanlarına devam ettiklerini söyleyen İl Başkanı Mehmet Kocacansa şöyle konuştu. Adım adım 2023 ilçe ilçe aydınlatma ve anlatma programlarıyla devam eden, yakında yine genel merkezimizin bize yol göstereceği, işaret edeceği, teşkilat başkanlarımızın bize söyledikleri ve vekilimizle birlikte yollara revan olma vakti yaklaşıyor. O yüzden hepinizin çalışmalarının hayırlara vesile olması, 2023'ün hem BK için hem Türkiye'nin stratejik önemiyle birlikte kazanımlar elde edebilmesi için, Zillet İttifakı'nın eline geçmemesi için hepinizin üzerinde haklar olduğunu bir kez daha sizlerin huzurunda beyan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Milletvekili Köksal, Afyonkarahisar'da sele maruz kalan ilçelerin sorunlarını ele aldı, gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda memleketim Afyonkarahisar'da 2. küçük sanayi sitesini ve birçok köy ve kasabayı sel vurdu. Her seferinde sele maruz kalan 2. küçük sanayi sitesinin yağmur suyu tahliyesi bu yaz mutlaka acilen tamamlanmalı. İhsaniye ilçemize bağlı Kıyır Köyü'nde 3000 metre parke taşı, dere yatağındaki fosettip çukuruna kadar olan kanalizasyon boruları da selden zarar gördü. Ekinler çürüdü. Kıyır Köyü İlkokulu'nu su bastı. Bu okulun mutlaka yeniden yapılması lazım. 7 yıldır projesi yeri hazır olduğu halde bina yeniden yapılmadı. Mevcut bina da şu an selden ciddi zarar gördü. Şimdi bu köyün çocuklarına, öğrencilerine yazık değil mi? Daha geçen yıl açılan Eski Emir Köyü Cemevi de yine selden zarar gördü. Duvarları yıkıldı. Mutlaka perde duvarı yapılması gerekiyor. Aksi takdirde ikinci bir yağışta Cemevi kullanılamaz hale gelecek. Türk Bürosen, Afyonkarahisar Şubesi Başkanlığı tarafından 3600 ek gösterge ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Büro emekçileri 3600 ek gösterge yerine 600 ek puan verilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Türk Bürosen, Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Akman ve sendika üyeleri Anıt Park'ta basın açıklaması yaptı. Bu bakımdan ek gösterge sorununun çözümü tek başına ek gösterge düzenlemesiyle mümkün değildir. Basın açıklamasında 3600 ek gösterge yerine verilen 600 ek puanın bazı iş kolları için yeterli olmadığı dile getirildi. Türk Bürosen olarak devletimize güveniyor, ek gösterge konusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağına inanıyoruz. Şube Başkanı Akman açıklamasında 3600 ek gösterge konusunun 2018 yılında memurların gündemine girdiğini belirterek şunları söyledi. Gelinen noktada yapılması öngörülen düzenlemelerde alınan 4 meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin lisans ve ön lisans mezunlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltileceği, diğer kamu görevlilerinin bu haktan mahrum bırakılacağına dair bilgiler sendikamıza ulaşmaktadır. Ek gösterge düzenlemesinde eksikliklerin olduğunu söyleyen Akman yeniden düzenleme yapılmasını istedi. Bu durumda 4 yıllık üniversite mezunu olsalar bile çalışanlarımız 2800, müdürler 3000 ek gösterge 3000 ek göstergede kalırken adı geçen 4 meslek grubunda yer alan ön lisans mezunları dahil çalışanların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği görülmektedir. Böyle bir uygulamanın adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. Türk Bürosen olarak ek gösterge düzenlemesinin bu itirazımız göz önünde alınarak tekrar değerlendirilmesini gerektiğini ifade ediyoruz. Genel idari hizmetlere verilen ek 600 puanın ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Şube Başkanı İsmail Akman sözlerini şöyle sürdürdü. Genel idari hizmetler sınıfının ek gösterge rakamının 600 puan artırılması beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ek gösterge artışı ile birlikte kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplanmasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarının endeksli olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranı gelmektedir. Ek göstergeye bağlı hizmet tazminatı yansıtma oranları arasında fark üst gruplarda 20 ile 40 puan arasında değişmekteyken
ek göstergesi 3600'ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır. Bundan dolayı tüm memurlar emekli maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge talep etmektedir. Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri alandan ayrıldı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tertemiz yürekleriyle ve okudukları şiirlerle gurur kaynağı olan çocukları makamında kabul etti. Samimi anlara sahne olan görüntüleri Vali Yiğitbaşı sosyal medya hesabından yayımladı. Muğla'daki orman yangınından Kayseri'ye dönen Arazöz'ün Afyonkarahisar'ın Dina ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 4 orman işçisi yaralandı. Marmaris'teki orman yangınından dönen Arazöz, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrildi. Bu zamanla bir şey olacak inşallah. Arkadaşlar burada takip ediyoruz zaten. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınından döndüğü bildirilen Metin Bilör İdaresi'ndeki Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Arazöz, Dinar Çay Karayolu Çiçektepe Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan orman işçileri Abdullah Doğan, Mustafa Akpınar ve İsmail Çeltik yaralandı. Bu zamanla bir şey olacak inşallah. Arkadaşlar burada takip ediyoruz zaten. Tamam. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tahsin Etli ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Usta kazada yaralanan orman işçilerini Dinar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Allah şifa versin. İstanbul'dan yola çıkan ve bugüne kadar 29 ili gezen bisikletli gezgin Onur Yorulmaz, Konya'da araba çarptığı için ölen annesinin yanında bulduğu 2 aylık köpek yavrusuyla Türkiye'yi geziyor. İstanbul'dan yola çıkan ve bugüne kadar 29 ili gezen bisikletli gezgin Onur Yorulmaz, Konya'da araba çarptığı için ölen annesinin yanında bulduğu 2 aylık köpek yavrusuyla Türkiye'yi geziyor. Yaklaşık 3 ay önce İstanbul'daki işini bırakıp bisikletle Türkiye turuna çıkan Onur Yorulmaz, Seydişehir Konya Karayolu'nda annesine araba çarptığı için ölen köpeğin yanında bir yavru buldu. Yavruyla ilgilenen Yorulmaz, yavruyu yanına alarak yoluna devam etti. Konya'da güvenli bir bölgeye bırakmayı planlayan bisikletli gezgin, yavru köpeğin kendisinden ayrılmamasıyla yolculuğuna yoldaş adını verdiği yavruyla devam etmeye karar verdi. Bisikletiyle Afyonkarahisar'a ulaşan bisikletli gezgin Onur Yorulmaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada tüm Türkiye'nin güzelliklerini bisikletle dolaşarak görmeye çalıştığını söyledi. İstanbul'da ikamet ediyorum. Aslen Yozgatlıyım. 3 ay önce böyle bir bisikletimle yollara çıktım. İstanbul'dan çıktım. Ege, Akdeniz, işte İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu, son olarak da Karadeniz düşünüyorum.
Yorulmaz Konya'da bulduğu ve sahiplendiği öksüz köpek yavrusuyla Türkiye turuna devam ettiğini belirterek şunları kaydetti. Manavgat'tan çıktım. Seydişehir ile Konya arasında bu yavruyu annesinin ölüsünün başında beklerken gördüm. Ve sevdim, alıştı bana. Bırakamadım hayvana. Konya'ya götürüp orada bırakacaktım. Bir 65 kilometre yol yaptım, taşıdım kendisini. Ama Konya'da da bırakmak istemedim, bırakamadım, üzüldüm. Sonrasında aldık geldik buralara kadar. Artık benimle birlikte. Afyonkarahisar'dan İzmir'e doğru gideceğini belirten Yorulmaz, Türkiye turuna havalar soğuyana kadar devam edeceğini belirterek Eylül-Ekim ayına kadar sürdürmeyi planladığını aktardı. Afyon'dan bir teyzemiz var. Kendisi huzur evinde kalıyor. Bana bir mesaj göndermişti. Çok duygulandım, çok etkilendim. Normalde Antalya istikametine yönelecektim ama İzmir'e, Narlıdere'ye, huzur evine onu ziyarete gideceğim. Belki 9. ay, 10. ay diyelim, havalar soğuyana kadar devam edeceğim. Marmara bölgesinin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralar oluşan hortumdan ikinci kez zarar gördü. Salatalık seralarına hortum vurdu. İpler koptu, fideler hasar gördü. Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6 dönüm sera bulunan Marmara'nın küçük Antalya'sı diye tabir edilen Söğüt ilçesinde Sakarya Nehri Havzası'ndaki Yıkacık köyünde oluşan hortum seralara büyük zarar verdi. 6000 dönüm seranın bulunduğu bölgede oluşan hortum, seraların örtülerini parçalarken sırık diye tabir edilen demirleri de kopardı. Sırıklara bağlı olan ipler koparken çoğu salatalık fidesi de hasar gördü. Yakacık köyü muhtarı ve aynı zamanda salatalık üreticisi olan Hüseyin Yıldırım, bugünlerde çiftçilerin bir de hortumla uğraştığını anlattı. Salatalık topluyorduk seranın içinde, öbür serada, yanı başında. Toz dumana karşılık bir acayip bir hortum geldi. Yani demirleri falan, serayı falan, benim buraları aldı, şu yan tarafları aldı, arkadaşlar domates seralarını falan epey bir zayiat yaptı. Birden böyle bir seradan kaçtık gittik artık. İlk zor. Hortum aşağı yukarı benim var, arkadaşlarım var. Bir 10 dönüm civarı seralarda zarar var. Epey de bir zarar var. Bir naylon 120 lira metresi, 130 lira. Yani zarar şu anda benim bu serada, burada benim 1,5 dönüm. Yani 20 lira zarar var, sadece naylon zararı var. Su kaynakları alarm veriyor değerli izleyenler. Son 90 yılın en kurak ilkbaharı Manisa'da da su kaynaklarını olumsuz etkiledi. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık sorunu sonrasında son 90 yılın en yağışsız ilkbaharının geride bırakıldığı Manisa'da kuraklık bölgenin su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 90 yılın en kurak bahar dönemini geçirdik. Yağışlı gün sayısının azaldığı ülkemizde ve ilimizde baraj suları da tükenme noktasına geldi. Devlet Su İşleri tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan ve yıllık ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü tamamen kurudu. Ege bölgesinin Büyük Menderes'ten sonraki ikinci büyük akarsuyu Gediz Nehri'nin debisi de kuraklığın etkisiyle azaldı. Nehir yatağında debinin azalması nedeniyle oluşan adacıklar dikkati çekti. İçme suyu ihtiyacının yeraltı kaynaklarından sağlandığı Manisa'da kuraklığın etkisiyle yeraltı kaynakları da azaldı. Eskişehir'de mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak hizmet veren daktilo tamircisi Günay Sevinç, 50 yıldır daktiloları hayata döndürüyor. Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustası çırak bulamamaktan yakınıyor. Görüntüler Eskişehir'den. Dünya genelinde 19. ve 20. yüzyıllarda yazı yazmak için en çok kullanılan alet olan daktilo, teknolojinin hızla gelişmesiyle kullanım amacını yitirdi. Kullanımı yaygınlaşan bilgisayar ve yazıcı sistemleriyle birlikte tarihe karışan daktilolar, beraberinde daktilo tamirciliği mesleğini de bitme noktasına getirdi.
50 yıldır daktilo tamir yapan mesleğin son temsilcilerinden Günay Sevinç, yetiştirmek için çırak bulamadıklarını söyledi. Yapan yok. Kimse yapmak istemiyor. Öğrettiğimiz adam bana ne diyor artık? Ben uğraşamam, zor iş diyorlar, bırakıyorlar. Yarım asırlık usta Sevinç, antikacılar ve koleksiyonerlerin satın aldıkları daktiloları tamir ettirecek usta bulmakta zorlandığını kaydetti. Başka makineden aktarma yapıyorsun. Şu anda parça yok piyasada. Mekanik bazlı arıza yapmaz. Zaten nasıl çalıştığını bilmek lazım. Bir makine nasıl çalışıyorsa tamiri kolaydır. Onu bildiğimiz için fazla zor gelmiyor bize. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Manisa'da 10 DAEŞ militanı tutuklandı. DAEŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şahsa yönelik 21 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrası hastanede sağlık kontrolüne çıkarıldı. Şüpheli 10 şahıs, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirilmişti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaçak tabanca imalathanesi olarak kullanılan 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve silah malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde ekipler kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde aldığı bir istihbaratla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri Beyşehir'in Yeni Doğan Mahallesi'nde 2 farklı ikamette ve Merkez Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki 1 ikamete baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda üzerinde farklı markaların yazılı olduğu çok sayıda tabanca, şarjör, mermi, tabanca üretiminde kullanılan silah parçaları, matkap ucu, tabanca imalatında kullanıldığı değerlendirilen 66 namlu açmada kullanılan araba subabı, 1 kriko, 1 tezgah matkap, 2 küçük matkap, 1 metal kesme tilki kuyruğu, 1 gravür makinesi, 2 mengene, 3 çekiç, 1 testere ucu, 1 alyan takımı, 4 ege, 17 spiral ucu, 2 karga burnu, 1 spatula ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda sahte içki üretimi yapan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir ev adeta sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş. İşte detaylar. Evi sahte içki imalathanesine çevirmişler. Görüntüler Aydın'ın Didim ilçesinden. Emniyet güçleri yaz sezonu öncesinde kaçak içki satışlarını engelleme noktasında nokta operasyonlar gerçekleştirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir iş yerinde arama yaptı. 2 ayrı adrese yapılan aramalarda sahte alkol yapımında kullanılan çok sayıda araç gereç ve şişelenmiş ve şişelenmeye hazır çok miktarda sahte alkol ele geçirildi. Biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl günlerce devam eden yangınlarda yüzlerce hektar ormanlık alanı siyaha bürünen Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ormanları korumak için gece gündüz görev yapan jandarma komandolar ve asayiş ekipleri Denizli'nin ciğerlerinde kuş uçurtmuyor.
Geçtiğimiz yıl yangınlarda mücadele eden Denizli'de komandoların denetimleri 24 saat devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de geçen yıl meydana gelen ve günlerce süren yangınların ardından birçok ormanlık alan küle döndü. Buldan, Türlübey, Tavas, Pınarlık ve Honaz ilçesi başta olmak üzere geçen yıl büyük yangınların meydana geldiği Denizli'de yüzlerce hektar alan siyaha büründü. Yılın her gününde olduğu gibi özellikle yangın sezonunun başlamasıyla birlikte orman sahalarında kontrollerine devam eden Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve asayiş ekipleri Marmaris'te 4 gün süren orman yangınının sabotaj sonucu çıktığının belirlenmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Denizli genelinde başta Honaz Dağı Milli Parkı olmak üzere orman varlığının yoğun olduğu Pamukkale, Merkez Efendi, Buldan ve Tavas ilçelerindeki sahaların tamamında konuşlanan jandarma komandolar gece gündüz demeden kundaklama ve sabotaj olaylarına karşı nöbet tutuyor. 7 gün 24 saat ormanlarda kuş uçurtmayan jandarma komandolar dağ taş her yeri didik didik tarayıp ormanlık alana giren herkesi kontrol ediyor. Kentin nefes alan ciğerleri olan orman sahalarında güvenliği en üst seviyeye ulaştıran jandarma komandolar ve asayiş ekiplerinin denetimlerine zaman zaman dronlar da destek veriyor. Manisa'da aylardır ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden adam, çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü. Öfkeli koca dehşet saçtı. Ayrı yaşadığı eşi ve oğlunu gözünü bile kırpmadan öldürdü. Manisa'da yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Umuhan Yurtseven'le barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in evine giden heye başlayan tartışmanın ardından önce oğluna ardından da ayrı yaşadığı karısına ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ardından apartmandan çıkan heye silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Umuhan ve Mustafa Yurtsever'in olay yerinde can verdiğini belirledi. Cinayet zanlısı HY'nin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Aydın Nefeler ilçesinde aynı araç içerisindeki şahıslar bir anda tartışmaya başladı. Otomobil durdurup araçtan inerken kavgaya başlayan gençlerden biri araçtan aldığı tüfekle adeta terör estirdi. Araç içerisindeki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kameralara yansıyan görüntüler Aydın'ın Efeler ilçesinden. Aynı araç içerisinde bulunan bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri arabadan aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Şehrin merkezinde arkadaşına ve çevreye rastgele ateş açıp bölgeden yaya olarak kaçmaya çalışan öfkeli şahıs polis tarafından yakalanarak olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri yere saçılan kovanları inceleyerek çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'nin Çivril ilçesinde süratli bir şekilde yoluna devam eden motosiklet, fark edemediği yük indiren kamyoneti arkadan çarptı. Hiç fren yapmadan kamyoneti çarpan sürücünün ağır yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Çivril
Çivril'de feci kaza motosiklet sürücüsü kamyonete böyle çarptı. Denizli'nin Çivril ilçesinde Gürsoy Ağa'nın kullandığı motosiklet tam gaz yol kenarında yük indirmekte olan kamyonete arkadan çarptı. O anda minibüsün üstünde malzeme indiren sürücü yaşadığı kısa süreli paniğin ardından çarpmanın etkisiyle yere düşen Gürsoy Ağa'nın yardımına koştu. Ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden sağlık görevlileri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Gürsoy Ağa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Şimdi de bölge illerde meydana gelen yangın olaylarına bakacağız. Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Apartmanın 4. katında evdeki yaşlı kadın dumandan etkilendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 80 yaşındaki Nimet Evcim'in imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Merdivenli araçla Evcim'in bulunduğu kata ulaşan ekipler yaşlı kadını aracın sepetine aldı. Metrelerce yükseklikten aracın üzerine indirilen Evcim, yürümekte zorlanınca itfaiye amiri kendi ayakkabılarını çıkartarak yaşlı kadına giydirdi. İtfaiye amirinin bu davranışı takdir topladı. Evet, o zaman geldi. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde ise yaşlı kadına ait 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Dumanlarının yerine bıraktığı alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İçeride bulunan yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. O esnada ağaç ve çim sulama görevi nedeniyle bölgede bulunan sulama ekipleri dumanları fark eder etmez işini yarıda bırakıp hiç düşünmeden olay yerine geçti. Ekiplerin bu davranışı vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Uşak'ta da 2 katlı tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Atölyede geri dönüşüme gönderilen tekstil atıklarından elyaf üretimi yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Kanal Üç ekranlarından gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek umuduyla iyi akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye Kickbox Federasyonu'nca Kocaeli'nde düzenlenen büyükler, gençler, yıldızlar, minikler, Türkiye Kickbox Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada gençler kategorisinde mücadele eden Bolvadinli sporcu Ali Dana 3. oldu. Şehit polis Recep Topaloğlu spor salonunda düzenlenen şampiyonada 4850 sporcu mücadele etti. Şampiyonada Bolvadinli sporcu Ali Dana da ringe çıktı.
Genç sporcu rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarı finale kadar yükselen Ali Dana rakibini yenerek üçüncülüğü elde etti. Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, genç sporcuyu 36 hafta önce yumruklar madalyaya vuruyor demişti. Öğrencileri bu hafta Türkiye üçüncüsü oldu. Kickboksçu Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat'ın ilçede atanmasından sonra ilk kişi olarak açtığı kickboks kursunda öğrencileri antrenör Salih Zeki Çürük ile beraber bizzat takibine almıştı. Kursu sık sık ziyaret eden Kaymakam Bolat, öğrencilerin motivasyonunun artması adına bir gösteri antrenmanı yapmış ve attığı döner tekmeler sonrasında kursa kayıt yaptıranların sayısı 4'e katlamıştı. Kursun açılmasından 36 hafta sonra yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda antrenör Salih Zeki Çürük ile eğitim alan Bolvadinli kickboksçu Ali Dana, Türkiye üçüncüsü olarak hem ilçenin hem de antrenörünün yüzünü güldürdü. İlçede kaymakam Taner Bolat'ın kickboks ile ilgili yaptığı atılım ve destek büyük takdir topladı. Geçtiğimiz sezon HDI Sigorta Afyon Belediye Spor'da forma giyen genç kart Bilgehan Diril, İNG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkez Efendi Belediyesi basket takımına transfer oldu. İNG Basketbol Süper Ligi'nden düşen HDI Sigorta Afyon Belediye Spor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sezonun ikinci yarısında sıkça süre alan genç guard Bilgehan Diril de takımdan ayrılarak İNG Süper Lig takımlarından Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket ile anlaştı. 21 yaşında 1.89 metre boyundaki guard geçen sezon 9.0 sayı, 2.3 rebound, 2.8 asist ortalamasıyla oynadı. Merkez Efendi yönetim transferde daha önce takımdan ayrılan oyuncular için de veda mesajı yayınlandı. 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı. Türkiye'nin 8. sırada yer aldığı törende Türk bayrağını milli boksör Buse Naz Sürmeneli ile milli jimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı. 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı. Olimpik Stadyum'da yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ve Katar Emiri Temim Bin Hamad El Sani katıldı. Açılış töreninde Cezayir'in kültürü anlatılırken Akdeniz'in coğrafi özellikleri sergilendi ve ülkedeki tarihi yerler gösterildi. Açılışta ayrıca dans gösterileri de yer aldı. Açılışın ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin 8. sırada çıktığı geçit töreninde Türk bayrağını milli boksör Buse Naz Sürmeneli ile milli jimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı. Tören, konser eşliğindeki havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli jimnastikçi Adem Asil genel tasnifte altın madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Adem Asil, artistik jimnastik erkekler genel tasnif yarışmasında serilerini sundu. Yer aleti, kuplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfix'te yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı. Yarışmada İspanyol Joel Plata ikinci, İtalyan Lorenzo Mini Casali 3. sırayı aldı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli jimnastikçi Adem Asil genel tasnifte altın madalya kazandı. Evet.
Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.